Evet arkadaşlar, şimdi kuantum sayılarımızı gördük. Kuantum sayılarımızdan sonra orbitallerin enerjisini nasıl karşılaştıracağız? Elektronlar orbitallere hangi sıra ile yerleşecekler? Bunları göreceğiz. İki orbitalin enerjisini karşılaştırırken şunu yapıyoruz. Şunu yazalım. N artı L değeri büyük olan N artı L değeri büyük olan orbitalin enerjisi büyüktür. Bu kesin kural. Hangi orbitalin N artı yani baş kuantum sayısı ile yan kuantum sayısını topladığınız zaman büyük ise o orbitalin enerjisi diğerine göre daha büyüktür kesinlikle. Ama N artı L değerleri eşit ise N değeri yani baş kuantum sayısı büyük olan enerjisi büyüktür. Şimdi mesela 4s ondan sonra 3d ve 4p orbitallerin enerjilerini karşılaştıralım. Şimdi burada hiçbir farklı orbitalin enerjisinin eşit olma ihtimali yok. Yani bunların hiçbirinin birbiriyle enerjilerinin eşit olma ihtimali yok. N artı L değerlerine bakıyoruz. Şimdi 4s orbitalinin baş kuantum sayısı 4. Yani N değeri 4. L değeri s orbitalinin N değeri biliyorsunuz 0'dı. 4 artı 0 4'tür. 3d orbitalinde N değeri yani baş kuantum sayısı 3'tür. Yan kuantum sayısı d orbitalinin yan kuantum sayısı 2 idi. L eşittir 2 olduğunda d oluyordu. Dolayısıyla 3 artı 2 ne yapar? 5 yapar. 4p orbitaline bakıyorum. Baş kuantum sayısı 4. Yan kuantum sayısı da 1. L'si 1 çünkü p'nin. Kaç çıktı? 5. Şimdi n artı l değeri 5 olan 3d ve 4p orbitallerinin enerjilerinin 4s orbitalinden büyük olduğu kesin. Ama 3d ile 4p orbitallerinden hangisinin enerjisi daha büyük derseniz n artı l değerleri eşit olduğu için neye bakacağız? Baş kuantum sayısına. Baş kuantum sayısı büyük olan 4p orbitalinin enerjisi 3d'den büyüktür. Dolayısıyla burada enerjisi en büyük olan 4p'dir. Ondan sonra 3d'dir. Enerjisi en küçük olan ise 4s orbitaldir diyebiliriz. Dikkat, ne yapıyoruz? Önce n artı l'ye bakıyoruz. Büyükse diğerinden kesinlikle büyük. Ama n artı l değerleri eşitse o zaman baş kuantum sayılarına bakıyoruz. Baş kuantum sayısı büyük olanın enerjisi büyüktür diyoruz. Şimdi elektronlar orbitallere en düşük enerjiden başlayarak yerleşmeye başlar. Orbitallere düşük enerjiden yüksek enerjiliğe doğru yerleşir. Şimdi düşük enerjiden yüksek enerjiye doğru. Şimdi 1s en düşük enerjili orbitalimiz bizim. Bunun için uzun uzun anlatmayacağım. Pratik sadece bir yol göstereceğim. Elektronları bu yola göre yerleştireceksiniz. Bu sisteme göre yerleştireceksiniz. Şimdi bir tekerleme yapıyoruz. Ne yapıyoruz? S ile başlıyoruz. Her söylediğimizden iki defa söylüyoruz. Say, say. 2 bitti. Her 2 bittikten sonra bir harf arttırıyoruz. Say, say. Sonra bir harf arttırıyorum. 2 defa söylüyorum yine. Para say, para say. Bu 2 de bitti. Daha sonra bir harf daha arttırıyorum. Dede para say ve dede para say. 2 defa bunu da söyledik. Bu da bitti.
Daha sonra bir harf daha arttırıyorum baş tarafa yine. Fahri Dede Parasay. Fahri Dede Parasay şeklinde orbitallerimi yazıyorum. Tekrar edelim. Her söylediğimizden iki defa söylüyoruz. Say say dedik, iki defa yazdık. İki defa söyledikten sonra bir harf arttırdım baş tarafa. Parasay, parasay iki defa söyledik. Daha sonra tekrar iki defa dede parasay, dede parasay dedik. Sonra tekrar iki defa Fahri Dede Parasay, Fahri Dede Parasay dedik. Şimdi bu kadar uzun elektron dağılımı bize verilmeyebilir. Hatta şuralarda kalabilir. Buralarda hidrojenin mesela 1s1 dediğiniz zaman elektronlarını yerleştirmiş oluyorsunuz. Elektron sayısı ne kadar çoksa bir atomun, o kadar çok orbitale ihtiyacımız var. Şimdi bundan sonra ne yapıyoruz? Kuantum sayılarını anlatmıştık. Birinci enerji bölgesinde görülen tek orbital s orbitalleridir. Yani s orbitalini birinci enerji bölgesinden itibaren görebiliriz. O yüzden ilk s orbitalinize 1 diyorsunuz. Daha sonra s orbitallerine sırayla 2, 3, 4, 5, 6 şeklinde baş kuantum sayılarını yazıyorsunuz. Daha sonra p orbitallerine geçiyoruz. İlk p orbitaline 1 diyemezsiniz. Sebep? Çünkü s orbitalleri birinci enerji bölgesinde bulunmaz. N eşittir 1 olduğu zaman L ancak 0 olabiliyordu. Yani S orbitali olabiliyordu. P orbitaller nereden itibaren görülüyor? İkinci enerji bölgesinden itibaren. Dolayısıyla ilk P orbitaline 2 diyeceğiz. Daha sonra 3, 4, 5, 6 şeklinde baş kuantum sayılarını yazacağız. D orbitalleri ise 1 ve 2. enerji bölgelerinde bulunmuyordu. 3. enerji bölgesinden itibaren başlıyordu. O yüzden ilk D orbitalimizin başına 3 diyoruz. Daha sonra 4, 5 şeklinde yerleştiriyoruz. İlk F orbitalimizde nerede görülüyordu? 4. enerji bölgesinde. 4'ten itibaren 4F, daha sonrakine de 5F şeklinde yazıyoruz. Şimdi bu zaten artan enerji sıralamasıdır orbitallerin. Yani 2S'in 1S'den, 2P'nin 2S'den. İşte şurada 3D'nin 4S'den enerjisi daha yüksektir. Bunu N artı L değerlerine bakarak bulabilirsiniz. N artı L değerleri de eşitse neye bakıyorduk? Baş kuantum sayısı büyük olan enerjisi büyüktür diyorduk. Zaten şu sıralama artan enerji sıralamasıdır. Şimdi S orbitallerini anlatmıştık. S orbitalleri tek türdü. S orbitallerinin altına o yüzden tek orbital çiziyorsunuz. P orbitallerinin altına 3 orbital çiziyorsunuz. D'lerin altına 5 orbital çiziyorsunuz. F'lerin altına ise 7 orbital çiziyorsunuz. O zaman bir orbital en fazla 2 elektron aldığına göre, en fazla 2 elektron alabildiğine göre bu şekilde çaprazda gösterebiliriz pratik olarak. S orbitallerin alabileceği en yüksek elektron sayısı 2'dir. O yüzden S orbitallerine 2'den fazla elektron yazmamız mümkün değil. S orbitallerini gördüğünüz her bölgeye 2 yazıyorsunuz. Orbitalin üzerine. Bunlar elektron sayılarını belirtiyor. Elektronları yerleştiriyorsunuz. P olan yere kaç orbital olabilir? 3 tane olduğu için elektron olabilir. 6 tane. O yüzden 6 yazıyoruz. P gördüğünüz her yere 6 yazabilirsiniz artık. S'lerin üzerine 2 yazıyoruz. S'lerin üzeri 2. D orbitalleri 5 tane olduğu için 10 elektrona kadar alabilir. O yüzden D'nin üzerine 10 yazıyoruz. P'lerin üzerine 6 yazıyoruz. F'lerin üzerine de kaç yazıyoruz? 7 orbital olduğundan dolayı 14 elektron yerleştirebiliriz. Yani F gördüğünüz F orbitalin üzerine 14'e kadar elektron yerleştirebilirsiniz. Şimdi şöyle atom numarası küçük olan, mesela ne diyelim, azot atom numarası 7. 7 elektron yerleştireceğiz orbitallere. Şöyle bir say say
iki defa söyledim. Parasay, parasay şeklinde gidecek ama elektron sayım az olduğu için çok ilerlemiyorum. Bu kadar bana yetebilir. Orbitallere bakalım. İlk S'ye 1 dedim. İkinci S'ye 2 dedim. Üzerlerine elektronları yerleştiriyorum. 2 elektron buraya. 2 de buraya. 4 elektron. Hala 3 elektronu daha var azotun. O 3 elektron nereye yerleşecek? P orbitallerimiz ilk P orbitaline 2 diyorduk. Bu orbitalin üzerine kaç elektron kaldı? 3 tane. 3'ünü de yazabilir miyim? Tabii ki yazarım. Çünkü P orbitalleri 6 tane elektron alabilir. 3 türdür. Orbital şeması dediğim zaman S'lerin altına tek orbital çiziyorum. P'lerin altına 3 orbital çiziyorum. Ve yerleştiriyorum. S orbitalleri dolu. 2 dolu. Bu da dolu. Zaten sona kadar genelde dolu olur. Uyarılmamış bir atomsa tabii ki. P orbitalleri. 3 tane orbitalim var ve 3 elektronum var. Şimdi şunu yapamazsınız. Bu kuralları daha sonra yazdıracağım. 2 tanesini bir orbitale yerleştirip birini boş bırakamazsınız. Önce birer birer yerleştiriyorsunuz. Artmışsa, 4. varsa mesela elektron dönüp birinciden itibaren tekrar yerleştirmeye başlayabilirsiniz. Bu azotun elektron dağılımıdır. Şimdi çok uzatmadan burada periyodik tablodaki yerini nasıl bulabiliriz? Bir de küresel simetri dediğimiz olay var. Onu anlatacağım üzerinde. Periyodik tablodaki yerini bulurken atomun elektron dağılımındaki en yüksek baş kuantum sayısı burada 2 mesela periyodunu belirler. İkinci periyottadır bu. İkinci periyottaki yani en yüksek baş kuantum sayısı 2 demiştik. Baş kuantum sayısı 2 olan 2P var bir de 2S var. Baş kuantum sayısı en yüksek olan orbitallerdeki elektron toplamı şurada 2 tane var. Burada 3 tane var. Grubunu belirler. Toplam 5 tane. Buna da 5A grubu diyoruz. Neden A grubu? S ya da P ile biten bütün elementler zaten A grubundadır. Yani P3 ile biten mesela her zaman A grubundadır ve 5A grubundadır. Bunları daha sonra zamanla öğrenirsiniz. Yani S1 ile bitiyorsa 1A'da, S2 ile bitiyorsa 2A'da, P1 ile bitiyorsa 3A'da, P2 ile bitiyorsa 4A'da, P3 ile bitiyorsa 5A'da şeklinde 8A'ya kadar gidiyor. Şimdi burada bir de küresel simetriyi göreceğiz. Küresel simetri nedir? Küresel simetri atoma kararlılık kazandırır. Nasıl küresel simetrik olur bir atom? Elektron dağılımında son orbitaller orbitallerin tamamı tam dolu veya yarı dolu ise atom küresel simetriktir. Şimdi son orbitaller dedik. Mesela azotun son orbitalleri 2P orbitalleridir. Bakıyorum 3 tane orbitali var ve 3'ü de yarı dolu. Tamamı yarı dolu yani. Tamamı yarı doluysa bu şekilde veya tamamı doluysa 6 mesela 6'ysa 3'ü de tam doluysa bu atom nedir? Küresel simetriktir diyebiliriz. Evet, küresel simetrik ne demek? Ne işimize yarayacak? Küresel simetri atoma kararlılık kazandırır. Şöyle baştan tekrar bir bakalım net bir şekilde görmeniz için. Evet.
Şimdi birkaç örnek yapalım bununla ilgili. Biraz arttıralım sayımızı. Mesela küresel simetrik olmayanlardan bir tane örnek vereyim. S16 diyelim, kükürt bağlamını yapalım. Şimdi say say, para say para say şeklini buraya kadar yazdım. Daha lazım olursa yazarız, devam ederiz ama şimdilik bu kadar yeterli. Şimdi 1S, ilki 1S idi. Ondan sonra 2S, bu 3S idi. İlk P'miz 2 idi, 2P idi. Şunlara bir yerleştirelim. Ondan sonraki P'miz de kaçtı? 2P, 3P idi burası. S'nin üzerine 2 tane yazıyorum. Yine 2 yazıyorum. P'nin üzerine 6 yazıyorum. 10 elektronum yerleşti. 2 tane daha yazdım. 12 oldu. Ne kaldı? 4 tane kaldı. O 4'de ne yapıyorum? 3P'nin üzerine yerleştirdim. Bakın buna gerek kalmadı. Sondaki orbitalimize gerek kalmadı. Elektron da almış şekilde yapabilirim. Orbital şemasını da çizelim. Orbital şeması S'lerin altına bir tane yazıyorum. Dolu bunlar. 3 tane var bunda, bu dolu. 3'ü de. Bu dolu. Son orbitaller önemli olan zaten burada. 3 taneydi P orbitallerimiz. Birer birer yerleştiriyorum önce. 1, 2, 3, 4 diyorum bu şekilde. Gördüğünüz gibi son orbitaller olan 3P orbitallerinde bir tam dolu, iki tane de ne kaldı? Yarı dolu orbital. Dolayısıyla bu küresel simetrik olmayan bir atomdur. Yani kararlı olmayan bir atomdur. Periyodik tablodaki yerini bulalım. En yüksek baş kuantum sayısı 3 görüyorsunuz. O yüzden 3. periyot diyoruz. 3. periyot olan bu var. Baş kuantum sayısı 3 olan, bir de 3S orbitalleri var. Bu ikisindeki toplam elektron sayısını alıyorum. Ve 6 olduğu için 6A grubundadır diyebiliyorum. 6A grubu olarak ifade ediyorum. UPAC sisteminde, yeni sistemde 6A grubu 16. grup olarak da söylenilebilir. Bu atom küresel simetrik değildir. Evet. Burada yine küresel simetrik olup olmadığını göstermiş olduk. Şimdi biraz daha sayımızı büyütebiliriz. Atom numarasını büyütebiliriz. Mesela ne diyelim? Şöyle bir şey yapalım. 33 olsun mesela. Atom numaramız 33. Ne yapmamız lazım? Biraz daha çok orbital yazarak elektronları yerleştirmemiz lazım. O zaman yazıyorum. Say, say, para say, para say. Bir de dede para say yazalım. Bir tane yazalım. İlerisi lazım olacak mı? Bakacağız. Şimdi ilk S'ye 1 diyordum. Sonra 2, sonra 3, 4, 5 şeklinde yerleştiriyorum. İlk P'ye 2 dedik. Şuna 3 dedik. Şuna 4 dedik. İlk D'ye de 3 dedik. Zaten bir tane D orbital yazdık buraya. Ve elektronları yerleştiriyoruz şimdi. 2 buna yerleştirdim. 2 buna 4. 6 buna 10. 2 buna 12. 6 buna 18. 2 de buna yerleştirdim. 20. Zaten zamanla anlarsınız. 4S'ye 2 olduğu zaman 20 tane elektron yerleşmiş demektir. D orbitallerine biliyorsunuz 10 elektron yerleştirebiliyorduk. Onu yerleştirdik. 30 oldu. Ne kaldı elimizde? 3. O 3'ü 4P orbital alabilir mi? Tabii ki alır. Çünkü P orbitalleri 6 tane elektron alabiliyordu. 3'ünü yerleştirdim. Şuna gerek kalmadı. Şimdi buradan küresel simetrik olduğunu görebiliyorum ben. 4P orbitalleri son orbitalleri, diğerleri dolu zaten. Şuradan 1, 2, 3 tane çizdim. 1, 2, 3 elektron yerleştirdim. Dolayısıyla küresel simetriktir bu. Hepsi yarı dolu. Kararlıdır yani. Dördüncü periyottadır. En yüksek baş kuantum sayısı 4. P orbitalleriyle bittiğine göre bu yine A grubunda. P3 ile bitenler nerede demiştik? 5A'dadır her zaman. Şimdi bu 3 başka nerede var? Neyi alacağız? Baş kuantum sayısı burada 4. 4S'nin de 4, bakın baş kuantum sayısı. 3D'yi almayacaksınız. Çünkü baş kuantum sayısına bakıyorsunuz. En yüksek olana bu 4. Bu da 4. O ikisindeki toplam elektron sayısı 5 olduğu için 5A grubu diyorsunuz. Bu şekilde bitiriyoruz. Evet. Şimdi bunların dışında normal dağılım bu şekildedir. İki tane istisna dağılımımız var. İki tane. Bunlar
uyarılmış hal değildir. Yani normal dağılımdır. Ama bizim kurallarımıza bir nebze uymaz. Hangileridir onlar? Birisi kromdur. Atom numarası 24. Birisi de bakırdır. Atom numarası 29. Şimdi bunların dağılımını yapalım. Normal dağılımını yaparsak yukarıdaki gibi zaten görüyorsunuz 33'e kadar dağıttık. 4S2'de 20 oluyordu. Aynı kurallarla direkt yazıyorum. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 dedik 20 oldu. 4S2'den sonra ne kalıyor? 3D. 3D'ye 4 tane yerleştirebilir miyiz? Yerleştiririz. Normalde bunun elektron dağılımının bu şekilde olması gerekiyor. Fakat atom daha kararlı olabilmek için, daha kararlı hale gelebilmek için yapılan incelemelerde bu dağılımın böyle değil şöyle olduğu görülmüş. Şu anda biliyorsunuz, görüyorsunuz küresel simetri özelliği göstermiyor. 3D orbitalleri 5 tane ve 4'ü yarı dolu, 5. yarı dolu değil. Dolayısıyla küresel simetri özelliği göstermiyor. S orbitallerindeki elektronlardan bir tanesinin 3D orbitallerinde olduğu tespit edilmiş. Yani dağılımın bu şekilde değil, aşağıdaki şekilde bittiği tespit edilmiş. Bu istisnai iki dağılımdan biridir. Başka istisnamız yok zaten. Biri krom, biri de bakır arkadaşlar. Bu ikisini bileceksiniz. Yani biliyorsunuz sorularda hep nerede istisnalar var oradan geliyor. O yüzden şu anda baktığımız zaman 4S1, D orbitalleri 5 taneydi. Hepsi yarı dolu oldu bakın. O yüzden küresel simetrik oldu. Bu nedenle atom daha kararlı olabilmek için bu özelliği, bu durumu oluşturduğu varsayılıyor. Bakırda da aynı şekilde, şuraya kadar dağılımını yapmıyorum tekrar. 4S2, 3D9 olması gerekiyor. 29 olması için. Böyle olması gerekiyor ama yapılan incelemeler bunun böyle değil. Şuradaki yine S orbitallerindeki bir elektronun 3D orbitallerinde olduğu gözlenmiş. Dolayısıyla atom yine küresel simetri özelliği kazandı. Bakın tam dolu hepsi. Dolayısıyla küresel simetriktir. Bu şekilde yukarıda küresel simetrik değildir. Sadece bu ikisi istisna. Bu ikisini ne yapıyorsunuz? Biliyorsunuz. Evet, şimdilik bu kadar yeterli. Şöyle alalım. Evet, bugünlük bu kadar arkadaşlar. Devam edeceğiz. Konumuz biraz daha var. Bir dahaki ders görüşmek üzere inşallah.